ve anlamsız bir yankı olarak geri dönecektir. Devrilen her taş benim taşım. Yıkılan her ev benim. Benden yıkılıyor hepsi. Ben yıkılıyorum. Yıkılan benim. Hayır sabah yıldızı, gözümüzün bebeği, gönlümüzün çiçeği, sevgili sabah yıldızı. Oyun bitmedi. Bitti sanılan bu yerde yeniden başlayacak. İndi sanılan bu perde yeniden açılacak. Onların istediği şekilde değil, kaderin istediği biçimde, kan seli olarak değil, gül sağnağı halinde ve yeniden. O anneler, o sevgililer geri gelecekler. Ve o aydın, o yiğit çocuklarını getirecekler. Senin kurşunla yaralanmış, kana batmış gözlerini ruhlarında akan ak ve billur bir kevserle yıkayacaklar. Gök gök olacak. Yer yer olacak. Ve yeniden başlayacak maceramız. Dünya ve ahiret hayatımız. Filistin halkı adeta makus tarihine yenik düşecektir. Kendi halkına ihanet eden ve ihtiraslarına yenilen bir grup milliyetçinin İngilizlerle yaptığı pazarlığın faturasını hem kendi çocukları hem de kendilerinden sonra gelecek neslin çocukları ağır ödeyecektir. Aslında her şey yıkılmış, tarumar edilmiş bir imparatorluğun külleri üzerinde cereyan etmektedir. Kudüs'ün düştüğü haberi İstanbul'a ulaştığında yürekler kavrulmuş, payitaht o vakit zaten yıkılmıştır. İngilizlere esir düşen bir Türk subayının anlattıkları, Filistin'in nasıl avuçlarımızdan kayıp gittiğini en trajik biçimde ortaya koymaktadır. Elimizde silahımız ve kurşunlarımız tükenmek üzereydi. İngiliz askerleri büyük bir taarruz başlattılar. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştı. Filistin'i kaybedecektik. Nasıl dönerdik evlerimize? Nasıl bakardık bizi bekleyen analarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın, hanımlarımızın yüzlerine? Mevzilerimizi terk etmiş, ayaklarımızdaki parçalanmış çarıklarımızla geri çekiliyorduk. Takvim yaprakları 27 Ağustos 1897'yi göstermektedir. İsviçre'nin Basel kentinde bir grup Yahudi toplanmış, tarihi kana bulayacak kararları almaktadırlar. Birinci Siyonist Kongresi olarak adlandırılan ve saatler süren toplantının sonunda hedef tespit edilmiştir. Dünya Yahudileri 19 asır sonra Filistin'e geri dönecek ve Siyonizm çatısı altında bir Yahudi devleti kurulacaktır. Bunun için gerekli slogan da hazırdır. Vatansız bir halk için halksız bir vatan. Birinci Siyonist Kongresi'nde alınan kararlar aslında Büyük İsrail Devleti'ne giden yolda sadece bir kilometre taşıdır. Siyonist Kongresi kararları. 1. Gayemize ulaşmak için Filistin'de çiftlikler kurulmasına ve çiftçilerin, sanatkarların, sanayicilerin yerleştirilmesine. 2. Bütün Yahudileri elverişli yerlere yerleştirme ve genel teşkilatlanma çalışması yapılmasına. 3. Yahudi benliğinin ve milli şuurunun kuvvetlendirilmesine. 4. Hedefimize varmak için Osmanlı Devleti'nin iznini alıp genel adımların atılmasına karar verilmiştir. Hedef belliydi. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacak ve bunun için Osmanlı Devleti'nin izni alınacaktır. Siyonist Kongresi'nde alınan kararların ardından Siyonizmin fikir babası olan Macaristan asıllı gazeteci Theodor Herzl, Osmanlı Sultanı Abdülhamid'in kapısını aşındırmaya başlar. Bir avuç toprak için teklif edilen miktar, Osmanlı'nın belki de yeniden toparlanmasına imkan sağlayacaktır. Ancak Herzl'in sultandan aldığı cevap açık ve nettir. Atalarım bu toprakları kanlarıyla almışlardır. Eğer ondan bir avuç dahi almak istiyorsanız
aynı bedeli ödemeniz gerekmektedir. Ancak ok yaydan fırlamıştı bir kez. Peygamberlerine karşı bile acımasız katliamlara girişen İsrailoğulları, Kudüs başta olmak üzere yeryüzünü kana bulamaya ahdetmişlerdi. Ve tarih boyunca da bu emellerinden vazgeçmeyeceklerdi. Osmanlı Sultanı Abdülhamit'ten hayal kırıklığıyla dönen Siyonistlerin yardımına İngilizler yetişecekti. Yahudilerin Avrupa ve Rusya'da Yahudi düşmanlığının arttığı yönündeki iddialarını beklenen bir fırsat olarak değerlendiren İngilizler, Yahudilere Filistin topraklarında bir devlet vaadinde bulundular. Amaçları kendi kıtalarında olası bir Yahudi kolonizasyonunun önüne geçmekti. İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un 1917 yılında yayımladığı deklarasyon Avrupa'daki Yahudi cemaatlerini sevince boğdu. Artık son hamle yapılabilirdi. Gemilere doldurulan Yahudilerin gidecekleri menzil belli olmuştu. Siyonistlerin hedefleri adım adım gerçekleşiyor, Avrupa ve Rusya'dan getirilen Yahudiler Filistin topraklarına dağıtılmaya başlanıyordu. Büyük paralar verilerek alınan topraklar artık Yahudilere yetmez olmuştu. Siyonistler daha fazla toprak, daha az Filistinli istiyorlardı. Tahrif edilmiş kitaplarından yola çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapan Siyonistlerin gerçek emelleri, önce Filistin topraklarının tamamına hakim olmak, ardından Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktı. Kuzey sınırlarımız Kapadokya sınırlarına, güneyde ise Süveyş kanalına dayanır. Sloganımız Davut ve Süleyman'ın Filistin'i olacaktır. Bizim rüyalarımızın kanatları vardır, hudut tanımazlar. Yahova'nın İncil'de vaat ettiği gibi Nil'den Fırat'a kadar bütün bölgeler Yahudi kolonizasyonuna açılmalıdır. İngilizler tarafından Filistin'e getirilen Yahudiler, kurdukları silahlı çetelerle Filistin köylerini basmaya ve insanları evlerinden zorla çıkarmaya başladılar. Hagana, Irgun, Stern çeteleri birkaç yılda Filistin topraklarını kan gölüne döndürecekti. Gece baskınları düzenlenen Filistin köylerinden hep acı haberler geliyordu. Ya sessiz kalınıp aralıksız süren katliamlar sineye çekilecek ya da elde silah adına ne varsa katillere bir cevap verilecekti. Ve Filistin direniş hareketi işgalci çetelere karşı ilk tohumlarını yüzyılın başında atacaktı. Dönemin saygın alimlerinden Hacı Emin el-Hüseyni ve İmam İzzettin Kassam'ın önderliğinde Filistin direnişi başlamıştı. Ben Filistin müftüsü olarak İngilizlerin adaletsiz boyunduruğuna, hayasızlık ve zulmüne karşı cihat ilan ediyorum. Ölümden korkumuz yok. Eğer ölümde özgürlük ve hayat varsa. ...1947 yılına gelinceye kadar Filistin toprakları birçok kanlı olayı yaşadı. Ama artık zaman gelmişti. Yahudi devletinin kurulması için bütün şartlar hazırlanmış, Batılıların planları doğrultusunda hareket eden 3-5 çapulcu devlet kurmak için beklemeye başlamıştı. Beklenen karar 1947 yılında Birleşmiş Milletler'den çıkacaktı. 1947 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Orta Doğu'yu kana bulayacak tarihi kararını veriyordu. Bundan sonra Filistin toprakları iki ayrı devlete bölünecek ve alınan karara emperyalist devletlerin hepsi olur diyecekti. Senaryo icra edilmiş ve artık Filistin dipsiz bir kuyuya itilmişti.
Filistin topraklarının en verimli %55'i Yahudilere, verimsiz ve çorak